Sarı keçililerin kazancı cezaya gidiyor. Sarı keçililerin davar besleyerek kazançları ve harcamaları ile ilgili olarak ve ayrıca devletten gelen orman cezası konusunda İbrahim Yagal şunları söyledi. Söylemiştim hani, kendi maddi imkanlarımızla yerleşme imkanımız olmadı. Zaten kıl keçide biz üretici olarak gelir sağlıyoruz. Şimdi üretim tam farklı bir şey. Şöyle örnek vereyim, 200 ana hayvanı varsa bundan zaten çok çok 120-150 arasında bir oğlak alırsın, yavru alırsın. Onda sadece içinden erkeğini satarsın, erkeğin de içinde yine tohumluğunu ayırmak suretiyle mutlaka 5-6 tanesini şey olarak ayırırsın, tohumluk olarak ayırırsın. Onun haricinde kalan dişi zaten üretime kalır, gelecek şeylerde yavru alabilmek için, bu da üretime kalır. Yani bu nedenle bugün 500 hayvanı olan bir insanı satacağı 150 oğlaktır, erkek oğlak. O da zaten artık hesap ortada, yani 100 liraya verse işte yapacağı para. Fakat şu var, anlaşılır şekliyle ben şöyle söyleyeyim, yani 100 bin lira geliri olsa bile bir şey hanenin kesinlikle 50 bin liradan üzerine tekrar hayvana harcar. Zaten böyle bir gelir sahibi olabilen bir insan da en azından iş yapabilecek, hayvan gidip hayvanla uğraşabilecek 10 nüfus olması lazım. Yani gelir artar ama gider de çoğalır, nüfus da kalabalık. Ben şimdi 2 kişiyim, zaten benim yapabileceğim ancak 200 hayvan. 200 hayvandan ben senede satacağım 80 oğlak. Yani 80 oğlaktan yani 15-20 lira gibi parasam, 20 lira gibi parasam, zaten bunun 10 bin lirasını kesinlikle tekrar hayvan harcayacağım. 10 bin lira gibi bir şey kalır. Bunun arasında da bir de ekstradan orman cezaları gibi, veren gibi hesaplanmayan paralar çıktığı zaman zaten haneyi geçindirmekte güçlük çekiyorsun. O konuda yani imkanlarla yerleşip artık bir toprak alman veya bir ev alman biraz sarı geçili göçebe olarak hayal. Ancak devletin iskanıyla, devletin yanında iskan olur da yerleşik hayata geçebilirse ancak öyle geçersin. Yoksa başka bir şartlarda çok zor yani. Önceden de zaten adamın bir herhangi yatırımı yoksa, tarlası, tapusu gibi bir şeysi yoksa, bir ev yaptırması zaten mümkün değil. Yani şartlar bizde oldukça zor yani.